Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Daha önceki bölümlerde İbi'nin bütün parçalarını bitirmiştik. Bu videoda sizlere bacakların birleştirilip gövdeye geçişini anlatacağım. Eğer İbi'nin ilk videosunu izlemediyseniz sağ üst köşeden çıkacak olan bağlantıya tıklayarak videoya ulaşabilirsiniz. Bana destek olmak için videomu beğenip paylaşmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hazırsanız İbi'nin bacaklarını birleştirmeye başlayalım. İbi'nin vücudunu yapıyoruz. İpi kopartmadığımız ayağı alıyorum. Vücudumuzun ilk sırasını örüyorum. Birinci sırasını örüyorum. 7 tane zincir çekiyorum. Yedi tane zincirimi çektim. Diğer bacağa geçiyorum. Hemen batıyorum diğer bacağıma. Diğer bacağa 9 tane sık iğnemi yapıyorum. Dokuz tane sık iğnemi yaptım. Yedi tane zincir çekmiştim. Bacakları birleştirirken araya yedi tane zincir çekmiştik. Bu yedi zincirin üzerine yedi tane sık iğnemi yapıyorum. Yedi tane sık iğnemi yaptım. Diğer bacağa geçiyorum. Diğer bacağa da dokuz tane sık iğnemi yapıyorum. Diğer bacağa da 9 tane sık iğne yaptım. Zincir üzerine şimdi 7 tane sık iğne yapıyorum. Zincir üzerine de 7 tane sık iğnemi yaptım ve sıramı tamamladım. Birinci sırada sıra sonunda toplamda 32 adet ilmeğimiz oldu. İkinci sırama geçiyorum. İkinci sıramı her ilmeğe birer tane sık iğne yapıyorum. Artırma veya azaltma hiç yapmıyorum. Her ilmeğe birer tane sık iğnemi yapıyorum. Artık bacak birleştirmeyi yaptık ve gövdeyi örüyoruz. İkinci sıramı her ilmeğe birer tane sık iğne yaparak tamamladım. Üçüncü sırama geçiyorum. Üçüncü sırada 7 tane tek örüyorum. Yedi tane tekimi ördüm. Sekizinci ilmeğimi çift sık iğne yapıyorum ve sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrar ediyorum. Sıra sonuna kadar yedi tane tek örüyorum. Sekizinci ilmeğimi çift sık iğne yapıyorum. Sıra sonunda toplamda 36 adet ilmeğimiz olacak. Üçüncü sırada sıra sonunda toplamda 36 adet ilmeğimiz oldu. Dördüncü sırama geçiyorum. 5 tane tek örüyorum. Beş tane tekimi ördüm. Altıncı ilmeğimi çift sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrar ediyorum. Sıra sonuna kadar 5 tane tek örüyorum. Altıncı ilmeğimi çift sık iğne yapıyorum. Sıra sonunda toplamda 42 adet ilmeğimiz olacak. Dördüncü sıramı bitirdim. Beşinci sırama geçiyorum. 6 tane tek örüyorum. 6 tane tekimi ördüm. 7. ilmeğimi çift sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrar ediyorum. Sıra sonuna kadar 6 tane tek örüyorum. 7. ilmeğimi çift sık iğne yapıyorum. Sıra sonunda toplamda 48 adet ilmeğimiz olacak. Beşinci sıramı bitirdim. Altıncı sırama geçiyorum. 7 tane tek örüyorum.
7 tane tekimi ördüm, 8. ilmeğimi çift sık iğne yapıyorum. Aynı işlemi sıra sonuna kadar tekrar ediyorum. Sıra sonuna kadar 7 tane tek örüyorum, 8. ilmeğimi çift sık iğne yapıyorum. Sıra sonunda toplamda 54 adet ilmeğimiz olacak. Sıra sonuna kadar 7 tane tek örüyorum, 8. ilmeğimi çift sık iğne yapıyorum. 6. sıramı tamamladım. 7. sırama geçiyorum. 7. sıradan 16. sıraya kadar toplamda 10 sıramı her ilmeğe birer tane sık iğne yaparak tamamlıyorum. Artırma veya azaltma hiç yapmıyorum. Her ilmeğe birer tane sık iğnemi yapıyorum. 7. sıradan 16. sıraya kadar toplamda 10 sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Her ilmeğe birer tane sık iğnemi yapıyorum. Yedinci sıradan 16. sıraya kadar toplamda 10 sıramı her ilmeğe birer tane sık iğne yaparak tamamladım. Son ilmeğimde renk değişikliği yapacağım. Hemen boşuma aldım. Ten rengiyle ve mavi ipimle ikisinin arasından geçiriyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Ten rengi ipimi kesiyorum. İkisini düğüm atıyorum. Artık elbise rengimiz olan mavi renkli iple öreceğiz. Elbise yapımına başlıyorum. Renk değişikliğimi yaptım. 17. sıraya geçiyorum. 17. sıramı her ilmeğe birer tane sık iğne yaparak tamamlıyorum. Artırma veya azaltma hiç yapmıyorum. Sıra sonuna kadar her ilmeğe birer tane sık iğnemi yapıyorum. Sıramı her ilmeğe birer tane sık iğne yaparak tamamladım. 18. sırama geçiyorum. 18. sıramı arka loptan örüyorum. Hemen ilmeğimin arkasına batıyorum ve her ilmeğe birer tane sık iğnemi yapıyorum. Sıra sonuna kadar hiç artırma veya azaltma yapmıyorum. İlmeğimin arkasına batarak her ilmeğe birer tane sık iğnemi yapıyorum. Bu sırayı arka loptan örüyorum. Yani BLO yapıyorum. Bu şekilde elbisemizin etek kısmını oluşturmuş olacağız. Her ilmeğe birer tane sık iğnemi yapıyorum. Arka loptan örüyorum. İlmeğimin arkasına batıyorum. Sıra sonuna kadar her ilmeğe birer tane sık iğnemi yapıyorum. Sekizinci sıramı arka loptan örerek her ilmeğe birer tane sık iğne yaparak tamamladım. 19. sırama geçiyorum. 7 tane tek örüyorum. Normal sık iğnemi yapıyorum. 7 tane tek örüyorum. 7 tane tekimi ördüm. Bir tane azaltmamı yapıyorum. Sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrar ediyorum. Sıra sonuna kadar 7 tane tek örüyorum. Bir tane azaltma yapıyorum. Sıra sonunda toplamda 48 adet ilmeğimiz olacak. Sıra sonuna kadar 7 tane tek örüyorum. Bir tane azaltmamı yapıyorum. 19. sıramı tamamladım. 20. sırama geçiyorum. 20. sıradan 22. sıraya kadar toplamda 3 sıramı her ilmeğe birer tane sık iğne yaparak tamamlıyorum. Artırma veya azaltma hiç yapmıyorum. Her ilmeğe birer tane sık iğnemi yapıyorum. 20. sıradan 22. sıraya kadar toplamda 3 sıramı her ilmeğe birer tane sık iğne yaparak tamamlıyorum. Sıradan 22. sıraya kadar toplamda 3 sıramı her ilmeğe birer tane sık iğne yaparak tamamladım. 23. sırama geçiyorum. 10 tane tek örüyorum.
10 tane tekimi ördüm, bir tane azaltmamı yapıyorum. Sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrar ediyorum. Sıra sonuna kadar 10 tane tek örüyorum, bir tane azaltmamı yapıyorum. Sıra sonunda toplamda 44 adet ilmeğimiz olacak. Sıra sonuna kadar 10 tane tek örüyorum, bir tane azaltmamı yapıyorum. Sıra sonunda toplamda 44 adet ilmeğimiz olacak. 23. sıramı tamamladım. 24. sırama geçiyorum. 24. sıradan 26. sıraya kadar toplamda 3 sıramı her ilmeği birer tane sık iğne yaparak tamamlıyorum. Artırma veya azaltma hiç yapmıyorum. 24. sıradan 26. sıraya kadar toplamda 3 sıramı her ilmeği birer tane sık iğne yaparak tamamlıyorum. 24. sıradan 26. sıraya kadar toplamda 3 sıramı her ilmeğe birer tane sık iğne yaparak tamamladım. 27. sırama geçiyorum. 9 tane tek örüyorum. 9 tane tekimi ördüm. Bir tane azaltmamı yapıyorum. Bir tane azaltmamı yaptım. 9 tek bir azaltmayı sıra sonuna kadar tekrar ediyorum. Sıra sonunda toplamda 40 tane ilmeğimiz olacak. Sıra sonuna kadar 9 tek bir azaltmayı tekrar ediyorum. Sıra sonunda toplamda 40 adet ilmeğimiz olacak. 27. sıramı tamamladım. 28. sırama geçiyorum. 28. sıradan 32. sıraya kadar toplamda 5 sıramı her ilmeğe birer tane sık iğne yaparak tamamlıyorum. Artırma veya azaltma hiç yapmıyorum. 28. sıradan 32. sıraya kadar toplamda 5 sıramı her ilmeğe birer tane sık iğne yaparak tamamlıyorum. Artırma veya azaltma hiç yapmadan her ilmeğe birer tane sık iğnemi yapıyorum. Toplamda 5 sıramı bu şekilde tamamlıyorum. 28. sıradan 32. sıraya kadar toplamda 5 sıramı her ilmeğe birer tane sık iğne yaparak tamamladım. 33. sırama geçiyorum. 33. sıramı 8 tane tek örüyorum. 8 tane tekimi ördüm. Bir tane azaltmamı yapıyorum. Sıra sonuna kadar 8 tek bir azaltmayı tekrar ediyorum. Sıra sonunda toplamda 36 adet ilmeğimiz olacak. Sıra sonuna kadar 8 tane tek örüyorum, bir tane azaltmamı yapıyorum. Aynı işlemi sıra sonuna kadar tekrar ediyorum. 8 tek bir azaltmayı. Sıra sonunda toplamda 36 adet ilmeğimiz olacak. 33. sıramı tamamladım. 34. sırama geçiyorum. 34. sıradan 40. sıraya kadar toplamda 7 sıramı her ilmeğe birer tane sık iğne yaparak tamamlıyorum. Artırma veya azaltma hiç yapmıyorum. 34. sıradan 40. sıraya kadar toplamda 7 sıramı her ilmeğe birer tane sık iğne yaparak tamamlıyorum. Artırma veya azaltma hiç yapmıyorum. Her ilmeğe birer tane sık iğnemi yapıyorum. Toplamda 7 sıramı bu şekilde tamamlıyorum. 34. sıradan 40. sıraya kadar toplamda 7 sıramı her ilmeğe birer tane sık iğne yaparak tamamladım. Şimdi 41. sıramı geçiyorum. Bu sırada kolları ekleyeceğim. 41. sıramı örüyorum. 9 tane tek örüyorum. 9 tane tekimi ördüm. Şimdi kolumu alıyorum. Kolumu aldım. 2 tane sık iğneyle kolu gövdeye bağlayacağım. Hemen bir kola batıyorum, bir gövdeye batıyorum. Normal sık 2 tane sık iğneyle birleştiriyorum kolla gövdeyi.
İki tane sık iğne ile kola gövdeyi birleştirdim. Şimdi 15 tane tek örüyorum. Tane sık iğnemi yaptım. 15 tekimi ördüm. Şimdi diğer kolumu birleştiriyorum. 2 sık iğne ile diğer kolumu birleştiriyorum. Bir kola batıyorum. Bir gövdeye batıyorum. Normal sık iğnemi yapıyorum. Hemen bir kola batıyorum. Bir gövdeye batıyorum. İki tane sık iğne ile birleştiriyorum. İki tane sık iğne ile kolumu gövdeye birleştirdim. 8 tane tekimi örüyorum. Sıra sonuna kadar 8 tane tekimi örüyorum. Tane sık iğnemi yaptım ve sıra sonuna geldim. 41. sıramı tamamladım. Yer belirleme aparatımı takıyorum. 42. sırama geçiyorum. 9 tane tek örüyorum. 9 tane tekimi ördüm. Şimdi koluma geçiyorum. 6 tane tek örüyorum. 6 tane tekimi ördüm. Şimdi gövdeye batıyorum. 15 tane tek örüyorum. Tane tekimi ördüm. Diğer koluma geçiyorum. 6 tane sık iğnemi yapıyorum. 6 tane sık iğnemi yaptım. Tekrar gövdeye geçiyorum. 8 tane sık iğnemi yapıyorum. Tane sık iğnemi yaptım ve sıramı tamamladım. Artık kollarımızı ekledik gövdeye. 42. sırada sıra sonunda toplamda 44 adet ilmeğimiz oldu. 43. sırama geçiyorum. Bu sıramı sıra sonuna kadar her ilmeğe birer tane sık iğne yapıyorum. Artırma veya azaltma hiç yapmıyorum. Her ilmeğe birer tane sık iğnemi yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu işlemi tekrar ediyorum. Dördüncü sırama geçiyorum. 11 tane tek örüyorum. 11 tane tekimi ördüm. Bir tane azaltmamı yapıyorum. 1'den 11'e kadar tekimi ördüm. Bir tane azaltmamı yapıyorum. Azaltmamı yaptım. 19 tane tek örüyorum. 19 tane tekimi ördüm. Bir tane azaltmamı yapıyorum. 1'den 11'e kadar sıra sonuna kadar 10 tane sık iğnemi yapıyorum. Sıra sonuna kadar 10 tane sık iğnemi yaptım ve 44. sıramı tamamladım. 44. sırada sıra sonunda toplamda 42 adet ilmeğimiz oldu.
5. sırama geçiyorum. 5 tek örüyorum. 5 tekimi ördüm. Bir tane azaltmamı yapıyorum. Sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrar ediyorum. Sıra sonuna kadar 5 tek örüyorum. Bir tane azaltma yapıyorum. Sıra sonunda toplamda 36 adet ilmeğimiz olacak. Sıra sonuna kadar 5 tane tek örüyorum. Bir tane azaltma yapıyorum. Sıra sonunda toplamda 36 adet ilmeğimiz olacak. Beşinci sıramı bitirdim. Bacak ve gövde 2 tane tel kestim şu boyda. Uçlarını kıvırdım. Bir tanesini bacağına yerleştirdim. Diğerini de aynı şekilde yerleştiriyorum. Sadece ayaklarına dolgu yapmıştık. Bacakta ve gövdede dolgu yok. Bacağına yerleştirdim. 2 tel de kolları için kestim. Kolunu ölçü aldım ve kafasına da devam edeceği için biraz daha uzun kestim. Şimdi geçiriyoruz içine. DLO yaptığımız yerlerden zor geçiyor. Biraz zorluyoruz. Ayaktan ve koldan gelen tellerin bir tanesini doladım. Diğerini de aynı şekilde doluyorum. Bütün telleri birbirine dolayarak boyun kısmına uzattım. Kafa dikimi sırasında fazlalık olan yeri keseceğim. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. İbinin gövdesini dolduruyorum. İbinin içini doldurdum. En son 45. sıramı bitirmiştim. 46. sırama geçiyorum. 4 tane tek örüyorum. 4 tane tekimi ördüm. Bir tane azaltmamı yapıyorum. Sıra sonuna kadar 4 tek bir azaltmayı tekrar ediyorum. Sıra sonunda toplamda 30 adet ilmeğimiz olacak. Sıra sonuna kadar 4 tane tek örüyorum. Bir tane azaltmamı yapıyorum. Sıra sonunda toplamda 30 adet ilmeğimiz olacak. Altıncı sıramı bitirdim. 47. sırama geçiyorum. 3 tane tek örüyorum. 3 tane tekimi ördüm. Bir tane azaltmamı yapıyorum. Sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrar ediyorum. Sıra sonuna kadar 3 tane tek örüyorum. Bir tane azaltmamı yapıyorum. Sıra sonunda toplamda 24 adet ilmeğimiz olacak. Sıra sonuna kadar 3 tane tek örüyorum. Bir tane azaltma yapıyorum. Yedinci sıramı bitirdim. 48. sırama geçiyorum. Bu sıramı 2 tek örüyorum. 2 tane tek örüyorum. Bir tane azaltmamı yapıyorum. 2 tekimi ördüm. Bir tane azaltmamı yapıyorum. Sıra sonuna kadar aynı şekilde tekrar ediyorum. Sıra sonuna kadar 2 tek örüyorum. Bir tane azaltma yapıyorum. Sıra sonunda toplamda 18 adet ilmeğimiz olacak. Kırk sekizinci sıramı bitirdim. 49. sırama geçiyorum. Bu sırada birinci ilmeğimi tek örüyorum. Bir tane tekimi ördüm. Bir tane azaltmamı yapıyorum. Sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrar ediyorum. Sıra sonuna kadar bir tane tek örüyorum. Bir tane azaltmamı yapıyorum. Sıra sonunda toplamda 12 adet ilmeğimiz olacak. Sıra sonuna kadar bir tane tek örüyorum. Bir tane azaltmamı yapıyorum.
49. sıramı bitirdim. 50. sırama geçiyorum. 50. sıramda artık ten rengi ipime geçişimizi yapacağız. Artık gövde yapımımız bitti. İbinin boyun kısmını yapacağız. Hemen batıyorum. Boşumu alıyorum. Ten rengi ipime geçiyorum. İki ilmeğimin arasından geçiriyorum. İki ilmeğimin arasından geçirdim. Bir tane zincir çekiyorum. Mavi renkli ipimi çekiyorum. Düğümümü atıyorum. Düğümümü attım. Mavi renkli ipimi kesiyorum. Ten rengi ipimle devam ediyorum. Elinci sıramı örüyorum. 50. sırada her ilmeğe birer tane sık iğnemi yapıyorum. Arkaloptan örüyorum. Yani BLO yapıyorum. Her ilmeğe birer tane sık iğne yapıyorum. Arkaloptan örüyorum. Arkaloptan örerek her ilmeğe birer tane sık iğnemi yapıyorum. Sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrar ediyorum. Sıra sonuna kadar arkaloptan örerek geldim ve 50. sıramı tamamladım. Her ilmeğe birer tane sık iğnemi yaptım ve böylelikle 50. sıramı tamamladım. 51. sırama geçiyorum. 51. sıramı 2 tane tek örüyorum. Tekimi ördüm. Bir tane azaltmamı yapıyorum. Sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrar ediyorum. Sıra sonuna kadar iki tane tek örüyorum. Bir tane azaltmamı yapıyorum. Sıra sonunda toplamda 9 adet ilmeğimiz olacak. Sıra sonuna kadar iki tek örüyorum. Bir tane azaltmamı yapıyorum. Elli birinci sıramı tamamladım. 52. sırama geçiyorum. 52. sıradan 57. sıraya kadar toplamda 6 sıramı her ilmeğe birer tane sık iğne yaparak tamamlıyorum. Artırma veya azaltma hiç yapmıyorum. 52. sıradan 57. sıraya kadar toplamda 6 sıramı her ilmeğe birer tane sık iğne yaparak tamamlıyorum. Ve ibimizin gövde ve boyun kısmını bitirdik. Bir tane zincir çekiyorum. Ve ipimi kısa kesiyorum. Kafada uzun ip bırakmıştık. Kafadaki iple dikeceğiz. İbinin gövde ve boynu hazır. Arkadaşlar bugün sizlere ibinin bacak birleştirilip gövde örülüşünü anlattım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenip paylaşmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.